Ben 1926 Haziran doğumluyum. Ben doğduğumda babam başbakandı. Babam severdi isim bulmayı. Ömer ismini kendisi bulmamış, o eskiden kalan bir isim. Ama ondan sonra bizim isimlerimizi, benim ismimi, kız kardeşimin ismini hepsini babam buldu. Yarattı yahut. Erdal o zamana kadar yoktu. Kendisi işte erkek dal diye onu uydurmuştu. Efendi kış demezdik biz. Çankaya'da babamın evi derdik. O bir bağ evi. Babam Ankara'ya geldiğinde savaşın sonunda orasını almış. Sonra biraz büyütmüşler. Ben gözümü açtığımda hatırladığım dönemde o büyümüş halini biliyorum. Babam, annem, abim, ben, kız kardeşim, biz üç kişi. İki kişi annem babam beş, bir de Ceryan Hanım altı. Ev halkı o kadardı. Küçükken iyi karakter, iyi huylu değildim. İnatçıydım, işte sık sık ağlardım. Hatta ben de her gün hatırlıyorum. Rivayet edilir ki, akşam babam annem bir davete giderlerdi. Biz çocuklar da gitmelerini istemezdik, evde kalsınlar isterdik. Onun için abim bana hadi ağla da gitmesinler dermiş. Ben hayal mi hatırlıyorum ama bunu söyleyenler de var. Ağlardık gitmesinler diye. Ama tabii dinlemeden giderlerdi. Çankaya İlkokulu gayet yakındı ve iyi bir okuldu. Beyaz yakalı siyah gönlük giyerdik, evet. Önlüklüydük. Ben bazen dil sesini duyarak çıkardım. Olmazsa 5 dakikada giderdim oraya. Çankaya'da oturan o zamanki devlet erkanından da çocukları oraya giderdi. Genellikle işte bizi gördüklerinde İsmet Paşa'nın çocukları diye fısıldaşırlardı. O fısıldaşmayı hep duya duya artık bende bir şey haline gelmişti. Bir marazi bir şey. İki kişi fısıldaşırken İsmet Paşa'nın çocukları diyorlar diye içimden geçirdim. Hatta Amerika'ya gittiğimde de sonra kendi kendime düşündüm. Burada böyle bir şey söylemelerine imkan yok. Onun için kendine gel, bu başka bir şey söylüyorlar diye kendimi o zaman uyarmıştım. Okulda da öğretmenler dikkatli olurlardı yani bana ters bir şey söylemeye dikkat ederlerdi. Ben de onları kızdıracak bir şey yapmamaya dikkat ederim ama tabii bazen çocuk olarak gülmeyi severim. İşte arkadaşlarımla güldüğüm oldu. Eğer bir arkadaşımla gülüyorsak öğretmen onu paylardı. Ben de olduğum halde arada beni paylamazdı. O zaman işte hesap yapmayı da öğrenmiştik. Onu babam kontrol etmek için. Ben de 52 yaşındayım. Sen 8 yaşındasın. 10 sene sonra sen kaç yaşında olacaksın, ben kaç yaşında olacağım. İşte ben o zaman öğrenmiştim sana. Ben dedim 9, siz 62. Peki 20 sene sonra ben kaç yaşında olacağım? İşte 82. Sen kaç olacaksın, ben de şu kadar. Peki ben, önce şey dedi galiba, sen 20 yaşına geldiğinde ben kaç yaşında olacağım dedi. Onu da hesap ettim, söyledim. Peki sen 80 yaşına geldiğinde ben kaç yaşında olacağım dedi. O zaman sen ölürsün o zaman dedi. Annem de oradaydı, o çok kızdı. Sus! Ağzından yalansın, böyle şey söylenir mi diye. Babam çok gülmüştü. Karnelerim genellikle iyiydi, evet. İyiydi, bir kırık not almadım. Ortaokula 37 yılında başladım. Gazi Lisesi denilen bugün yerde başladım. Etfaiye Meydanı'nın yanında, Hergele Meydanı derler, onun yanında bir bina yeni yapılmıştı o zaman. Okula gitmeden evvel
çalışırdım akşam. Fakat akşam çalışması yetmezdi. Onun için sabah erken kalkardım. Ve işte kaçta gideceksek, 8'de gideceksek mesela 6'da kalkardım ve bir saat evde çalıştırdım. Kimse daha kalkmamışken. Ve onu tabii gören olurdu. Anneme falan söylerlerdi. Onlarla şaşarlardı. Ama onu sık sık yapardım. Ve tabii çok faydası olurdu. Tamam, daha erkenden, tam okula gitmeden evvel sınava hazırlanmak, taze bilgiyle daha iyi orada sonuç alırdım. Bazı akşamlar film gösterirlerdi Çankaya Köşkü'nde. Ertesi gün eğer sınavım varsa ben filmi seyretmezdim. Onu bırakıp dersime çalışırdım. Böyle iyi bir öğrenciydim yani. Tarih öğretmeni de, tanınmış bir öğretmen de Enver Behnaz Şapolyo. Bir sefer işte İnönü Savaşları söz konusu olmuştu ve bana bunu sen bize hazırla dedi. Ben de peki dedim, eve gittim, işte kütüphaneyi karıştırdım, orada Atatürk'ün nutkunu buldum. Ondan yararlandım. Sonra başka tarih, askeri kitaplardan yararlandım ve epey uzun bir şey yazdım. İnönü Savaşları hakkında, Atatürk'ün söyledikleri filan. Sonra bitti dedim, bir gün peki oku bakalım dedi. Derste okudum. Ben zannettim ki çok hoşlanıp gidecek. Bittikten sonra, ha iyi olmuş filan dedi. Ama dedi, benim beklediğim bu değil dedi. Nasıl dedim. Ben dedi, bekledim ki sen babana gideceksin. Ona diyeceksin ki, anlat bakalım baba, nasıl oldu bu savaşlar? O sana anlatacak, sen de bize onları söyleyeceksin. Bu senin yazdıklarını, ben hepsini biliyorum, bunlar hepsi kütüphanede var. Bundan bir şey öğrenmedim ben de. Babamın giyinip meclise gittiğini hatırlıyorum. Abdülhalik Gülen de zannederim geldi, aldı. Sonra biz radyoda dinledik. Radyodan hem seçim sonucunu dinledik hem de babamın yeminini ve ufak bir konuşma yaptı. Onu dinledik. Reis Cumhur sıfatıyla tarafta ettiğim vazifenin icabatına has nefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm. Sonra bekledik, geldi. Tabii karşıladık. Böyle büyük bir coşkuda pek evde yaşadığını hatırlamıyorum. Eskiden de işte babam başbakanken gelirdi, karşılardık. Aşağı yukarı öyleydi. Ama yemekte misafirler vardı. Orada milletvekillerinden bir misafir şöyle bir şey söylemişti. İşte nasıldı yemin, söz, konuşma, onları soruyordu babam. İyi oldu diye herkes söylüyordu. Yalnız dedi o misafir, kürsüye çıkarken çok çabuk çıktınız paşam dedi. Yavaş yavaş çıkmak daha iyi olurdu dedi. Deutschland, das ist unser Volk, unser herrliches deutsches Volk. Babam işte Hitler'in bütün istediğini yapacağı bir insan olduğuna inanmıyordu. Ama ona karşı hazırlanmak gerekir. Ve Balkanlara geldiğinde tabii Türkiye için tehdit tam manasıyla ortaya çıktı. Ve o zamanki beklenti gerçekten Türkiye'ye de hücum edeceği şeklindeydi. Okullar erken tatil edildi. Mayıs başında galiba tatil edildi. Biz çocuk olarak, yani okul öğrencisi olarak serbest kaldık. Mesela ben o bahar hep tenis oynadım. En çok tenis oynadığım bahar o 41'di galiba. Lisenin son sınıfına kadar aile içindeki yaklaşım abimin mühendis olacağı, benim de dış işlerine gireceğim eninde sonunda memur olarak dışlarında çalışacağım şeklindeydi. Ancak son sınıfta işte fiziğin o dönemde çok önemli gelişmeler yaşadığını öğrendim. Teorik fizikçi olayım diye lisenin son sınıfında kendi kendime karar verdim. Fizikçi olmak için de o zaman yapılacak şey İstanbul'daki Fen Fakültesi'ne gitmekti. Fizik öğretim yalnız orada vardı, yüksek öğretim düzeyinde. Daha önce abim teknik üniversiteye girmişti ve İstanbul'da okuyordu. Abimin İstanbul'da okumasından annem çok rahatsız oldu. Çok seviyordu çocuklarını. İstanbul'a gitmesinden çok rahatsız oldu. Konuşurken babamla gene sorduğunda
ne karar verdin diye. İşte fizikçi olabilirim ama rahatsız olacağınız belki İstanbul'a gidersem felsefeci de olabilirim diye söyledim. Felsefe Ankara'da okunabiliyordu. O zaman felsefeye ömür verilmez, sen yine fizikçi ol demişti. Ama İstanbul'a gitmek konusu da hep devam ediyordu. Galiba annemin aklına geldi. Acaba Ankara'da Fen Fakültesi açılamaz mı diye. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e söylediler. O bakalım dedi. Çünkü öyle bir proje zaten vardı. Yani sırf benim için ortaya çıkmadı. Ve eleştirenler oldu. Yahu yani bu nepotizm denen şeydir. Paşa olduğu için okul açmış. Yani o akrabalar için böyle devlet insanlarının bir şey yapmaları hoş karşılanmaz. Ama pek öyle değil çünkü bana özel bir kolaylık göstermedi. Açtırdığı okul vatandaşlara hizmet eden çok önemli bir okul oldu. Fen Fakültesi Türkiye'de ve dünyada önemli buluşlar yapan insanlar yetiştirdi. Fen Fakültesi'nden fizik matematik lisansı alarak mezun oldum. Oradan mezun olduktan sonra işte Amerika'ya gittiğimde Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencisi olarak başladım. Herhangi bir hazırlık dönemi falan geçirmedim. Ankara'da aldığım diplomayı kabul ettiler ve bir sene sonra da yüksek lisans diplomasını aldım oradan. Millikan diye bir Nobel ödülü almış fizikçisi vardı o zaman, Kaltekin. Fizikte yağ damlası deneyi diye bir meşhur deney vardır. O deneyi yapan insan, o deneyle işte atomların büyüklükleri hakkında ilk defa değer elde edilmişti. Nobel ödülü almıştı. O oradaydı. Ayrıca fizikte başka değerli insanlar olduğunu öğrenmişti. Onun için buraya gelirsen iyi olur demişti. Abim de orada olması tabii kolaylaştırdı. Muhabbet ettik ve beni de kabul ettiler. O şekilde gittim. Vapur yolculuğunu hatırlıyorum. Vapurda 5-6 gün sürdü. 47 sonbaharı. Vapur yanaştığında New York'a, hatta gazeteciler de gelmişlerdi, haber vermişler Cumhurbaşkanı oldu diye. Onlar da bir kişiyi sordular. Amerika o zaman Truman doktrini denen yaklaşım ortaya çıkmıştı. Bana onu sordular, ben de very good dedim. Başka bir şey söylemedim. Okula da tabii kaydoldum hemen. Walter Winchell diye bir yorumcu vardı şeyde, Amerika'da NBC'de yahut BBC'de yahut CBS, ikisinden birinde. O çok popüler bir yorumcuydu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Kaltek'te okuyan oğlu bir Amerikalı kızla evlenmek üzere deyip böyle kestirip attı. Bir iki cümleden ibaret. Belki Amerika kıza aşık oldu, ona evlenecek yakında falan böyle bir... Ben duymadım ama bu duyulmuş sanırım Türkiye'de ve bir gazetede, Cumhuriyet'te Metin Toker bunu sonra anlatırdı. Ben duydum ve ben koydum gazeteye derdi. Böyle bir haber çıkmış. Erdal İnönü ve Amerikalı ile evlendi. Ondan sonra bunu duyunca abim o zaman Türkiye'deydi, o duymuş. Ben de telgraf çektim. Tamamen aslı, uydurma bir haberdir, hiç aslı yoktur diye. Muhammed'e telgraf çektim. Seçimden kaybedince ben bir mektup yazdım. Geçmiş olsun dedim. Üzülmeyin, 1950 seçimini kimin kazandığını ileride unuturlar. Ama ilk defa tam manasıyla dürüst bir seçimle demokrasiye yol açan partinin insanın kim olduğunu unutmayacaklar. O sizin en büyük başarınız olarak hatırlanacak diye yazmıştım. Babam da soru cevaben teşekkür ediyordu. Ne kadar filozofik bir tavırla almıştın da seçim sonucunu. Bundan çok kıvanç duydum. Arkadaşlarıma da söyledim diyordu. Mektupta söylemedi ama bana sonra söyledi. Otururlarken gelmiş benim mektubum. Kaybeden bakan arkadaşlarıyla onlara bakın demiş. Oğlum ne diyor? Siz de üzülmeyin. Muhalefetteyken tabii daha yalnız kalmışlardı. Aşağı yukarı her akşam yemekten sonra annemle müzik oynardı.
başka bir karakteristiği. Mesela o da bana geçmemiş. Abimde daha çok vardı o. Kaybetmeyi hiç sevmezdi. Kimle oynasa oynasın, annemi, büyük sevgisi var anneme. Ama gene de annemle oynarken kaybederse, ya bu akşam çok şanslısın derdi. Bir şekilde onlar hoşlanmadığını ifade ederdi. Tabii kazanırken söylemezdi bir şey ama kaybettiğinde, nasıl şey boyuna kozları çekiyorsun derdi. Böyle şeyler söylerdi. Ve anlardık ki hoşlanmıyor kaybetmekten. ...52'de döndüm ve hemen Ankara Fen Fakültesi'ne asistan olarak girdim. Genel fizik enstitüsünde asistan oldum. Bir mekanik dersi vermeye başladım. Tabii büyük bir fark vardı. Amerika'da gördüğüm araştırma anlayışı Türkiye'de yoktu. Askerliğimi işte yedek subay olduktan sonra Mamak'taki muhabere okulunda tercümanlık yaparak geçiriyordum. O da vaktim de vardı. Arada doçentlik gezip yazdım ve sonra doçentlik sınavını verdim. Hem yedek subaylığım bitmiş oldu hem de yani 1,5 sene yedek subaylık görevimi yaptım. Sonra doçentlik sınavını verdim ve doçent oldum. Ondan sonra fakülteye devam ettim doçent olarak. 57 yazı. Heybeliada'daydık. Eşimin ailesi babamın evinden bir ev sonra evleri vardı. Orada otururlardı. Zaman zaman buluşurlardı. Tabii eşimin babası CHP'ye girmişti ve il başkanlığını yapıyordu o zaman sanırım İstanbul'da. Ali Sotorik bir iş adamıydı. Ben de o münasebetle aileyle tanıştım ama zaten görürdük aileyi. Büyük kızları Sevinç, onu da görürdüm. Sonunda işte bir iki defa konuştum. Çok da fazla konuşamadım kendisiyle ama bir iki görüşümüz oldu uzaktan daha çok. Sonra evlenmemi de istiyorlardı ailede. Ben de onun üzerine Sevinç'le evlenebilirim dedim. İstiyordum ben de yani artık öyleyim diyordum. Babam 32 yaşında evlenmiş olduğunu söylerlerdi. O bakımdan çok geç sayılmazdım. Evlenmeye karar vermiştim yani istiyordum. Ve Sevinci de gözüme kestirmiştim. Eşimi sevdim. Yani aşk denen şey işte durmadan eşinizi düşünürsünüz, sevgilinizi düşünürsünüz. O durumları yaşadım ben de. Eşim de büyük iyi niyetle beni kabul etti. Ben çok mutluydum. Eşim de mutluydu sanıyorum. Resimlerde hep öyle mutluluğum belli oluyordu. Arkadaşım hatta alay etti. Ya bu kadar istiyordun niye, şimdiye kadar bekledin diye söyleyenler oldu. Düğün oldu. Akşam divan okulunda, divanda yattık gece. Sabahleyin uçakla Amerika'ya gittik. Araştırma yaptım orada. Bu nükleer reaktör teorisi ve bir de bunun matematiksel teorisi vardır. Nötron transport teorisi denir. Ben o konuda da araştırma yaptım. Son günlerde Mayıs'a yaklaşırken işte gazetelerde Türkiye'deki muhalefetin baskı altında olduğu haberleri çıkınca beni mahalli gazeteden birisi aradı ve bana sordu Türkiye'deki durumu. Ben de açıklıkla anlattım. Baskı yapılıyor, şöyledir, böyledir diye gazeteden öğrendiğim konuları anlattım. O da yazdı gazetede. Sonra ondan sonra da biraz merak ettim. Türkiye'ye döneceğim. Acaba üniversiteye beni alacaklar mı? Böyle muhalefet yaptım diye. Fakat başka bir olay oldu. 27 Mayıs devrimi oldu. Dolayısıyla o korku ortadan, o endişe ortadan kalktı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversiteydi. İddialı bir üniversiteydi. Teorik fizik bölümü diye bir bölüm kuruldu. Ben teorik fizikçiydim. Beni onun başına geçirdiler. O, bu şekilde daha özgür bir şekilde çalışabiliyordum. Üniversite böyle Birleşmiş Milletler, işte Amerikan yardımı falan olduğu için bir Amerikan havası var diye düşünüyorlardı. Kamuoyunda öyle bir hava vardı. Sanırım ona tepki olarak gelen genç öğrenciler, öyle militan öğrenciler tam Amerikan aleyhtarı bir havaya girdiler ve işte solculuklarını öyle göstermeye başladılar. Onlar bayağı politizeydi. 4 Eylül'de yeni mütevelli heyet toplandı.
ve sürpriz şekilde, şaşılacak şekilde beni rektör atadılar. Bu defa vekil değil, rektör. Dediler, beni çağırdılar, işte aramızda konuştuk dediler, herkesin fikri senin rektörlük yapmandır. Peki dedim, 16 Ocak gecesi bizim memus evlerinde oturuyorduk o zaman eşimle. Gece yatmıştık, bir telefon çaldı. Ben telefonu açtım. Telefonda birisi bana, ben deniz gezmişim, ne demek, ne istiyorsun dedim. Ne yapıyorsunuz filan dedi. Ondan sonra kapattı telefonu. Ve arkasından büyük bir gürültüyle bizim evin kapısı havaya uçtu. Yani biz yukarıdaydık. Sanıyorum o telefonu onun için ettiler. Yani bizim yukarıda olduğumuzu önermeyen olmak için. Biz telefona cevap verdik. Telefon kapandı. Arkadan muazzam bir gürültü. Aşağı indik baktık. Kapı kırılmıştı, uçmuştu. Ve anlaşıldı ki kapıya bir dinamit koymuşlar. Ve bomba işte şimdiki tabirle. O havaya uçtu. Tabii komşular falan geldi. Herkes geldi, baktılar. Yapacak bir şey yok. Onun üzerine Çankaya'ya gittik. Babamın evine orada kaldık gece. Ve bir gün kapı yapılıncaya kadar. Fakat kimin yaptığı anlaşılmadı. 5 Mart'ta sabaha karşı haber verdiler ki jandarma birlikleri üniversiteye geldi diye. Onlar, ben de üniversite, o zaman ben lojmanda oturuyordum zaten. Ben de çıktım, baktım işte ne oluyor diye. Geldiler ve önce beklediler bir müddet. Öğrenciler de yurtlarda olanlar onun balkonuna çıktılar filan. Karşılıklı bir iki ateş oldu. Hatta ben yürüyüp öğrencilere yapmayın filan demek istedim. Ama ateş oluyor diye mani oldular. Sonunda jandarma tabii ilerledi ve yurtları işgal etti. O çatışma esnasında bir öğrenci öldü maalesef. Bir yerde ağır yaralandı, sonra o da öldü. O hepimizi çok üzen iki olay oldu. Akşam mütevelliyeti toplandı ve üniversiteyi süresiz kapattılar. Fakat o yetmedi. Mütevelliyeti beni çağırdıklarında dediler ki bu akademi konseyi olmuyor. Öğrencileri tahrik ediyorlar. Yani bunun arkasında onlar da var. Ben kabul etmiyorum. Onu yaparsanız ben istifa ederim. Başka çarem kalmaz dedim. Onlar biraz düşünürken aralarında sonra tekrar geldiler. Dediler biz akademi konseyi ilave ediyoruz. Ben de istifa ediyorum öyle söyledim. Peki dediler. Nasıl birisin dediler. Başarılar dilediler. Ayrıldım ve ertesi günde işte rektörlüğe gidip 10 Mart'ta istifa mektubumu yazdım. Üniversiteye de bir genelgeyle durumu anlattım. Oradan ayrıldım. İstifa ettiğimi babama söylediğimde o tabii daha tecrübeli. Meyus olma dedi bana. Ben kendi kendime olmuyor ama yani olacak bir durum diye içinden geçirdim ama babam haklıymış. Yani birkaç ay meyus dolaştım sonra geçti. İşte 12 Mart oldu biliyorsunuz ama benim durumu değiştirmedi. Bir aralık bir şüpheli durum oldu işte benim de öğrenci isyanlarında, ayaklamalarında rolüm varmış yokmuş filan diye böyle dedikodular oluyordu. Hatta bir gün üniversiteden dönerken durdurdu jandarma, sonra bıraktı. Ama ertesi günü yahut o günlerde sıkı yönetim savcılığı beni çağırdı. Bir genç savcıyla birkaç saat konuştuk. O bana sordu üniversite ne oldu. Ben de işte anlatım yaptıklarımı. Onlara tatmin oldu ve tutuklamadı, bıraktı beni. Eşim de İstanbul'da olduğu için yer değiştirmekte fayda var diye düşündüm. Ve 74'te herhalde Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Orada fizik bölümüne geldim. İşte sonra orada bölüm başkanı ve dekan oldum. O zaman yurt dışındaydım. O günlerde öğrendim 12 Eylül müdahalesini. Kuşkusuz demokrasiye aykırı bir hareketti. Üniversitelerden bazı öğretim üyeleri ayrıldı o dönemde. Bazılarını üniversite yönetimleri, herhalde sıkı yönetim komutanlarının isteği üzerine ayırdılar. Bazıları da kendileri istifa etti ama çok değerli insanlar vardı aralarında. Ona üzülüyordum.
ve yanlış olduğunu da söylemek istiyordum. Ama öyle bir şey yapmak, işte muhalefet etmek olurdu yönetime. Ve o zaman üniversite kalamazdım diye düşündüm. Sonra işte bir gün ben üniversitedeyken gene odamda çalışırken telefon etti birisi. İbrahim Cevahir, beni görmek istedim, önemli bir konuyu konuşacağım dedi. Ben de buyurun dedim, söylemedi konunun ne olduğunu. Sonra benim odama geldi ve iki saat kadar anlattı ve döndü dolaştı işte tekrar demokrasinin Türkiye'de canlanması, doğru dürüst kurulması gerekiyor. Şimdiki görünüm o değil. Bağımsız olduğuna, yani bu askeri rejimden bağımsız olduğuna halkın inandığı birisinin başa geçmesi lazım. Bunu siz yaparsınız dedi. Ben şaştım. Dedim nereden çıkardın? Ben üniversitedeyim işte görüyorsun kitaplar etrafımda. Bu işlerle uğraşıyorum. Siyasetle ilgim yok. Bilmem de bu siyaseti. Yok yok dedi. Sen yaparsın bu işi. Siz bu işi düşünün dedi. Tekrar görüşürüz dedi. Gitti. Ben tabii ciddiye almadım. Eşime de söyledim. Böyle bir olay oldu diye. Ama tabii sonra merak ettim. Ve sonunda kendi kendime ben galiba gelsem iyi olacak diye karar verdim. Ondan sonra telefon ettim eşime. Basın toplantısından sonra dedim kusura bakma işte. Ben siyasete giriyorum ve basın toplantısı yaptım. Erdal yapma dedi. Ve bağırdı böyle yapma diye ve kapattı telefonu. Ben çok üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yoktu. Haziran'da kurulduk. Hatta o gün benim doğum günümdür evet. İşte akşam bir yerde yemeğe gittik zannediyorum. Beraber. İşte tabii kendimizi başarılı sayıyorduk. Eşim İstanbul'daydı hala. Çankaya'da otururken telefon çaldı ve Cüneyt Arcayörek sanıyorum. Dedi şimdi ilan ettiler. Vetolar belli oldu işte. Pek çok veto var. Siz de veto edildiniz. Ya dedim işte saydı filan. Ya peki sağlık olsun dedim. Öyle kapattım telefonu. Üzerine durmadım. Yani iyi yapmışsa yapmış. Bir çeşit yani bir rahatlama da duydum. Yani bir sorumluluktan kurtulmuş oldum. Ama üniversiteden de ayrılmıştım. Onun için ne yaparım diye ilk yaptığım işte kitaplarımı düzeltmek falan eski kağıtlarımı karıştırmak, böyle vakit geçirmek oldu. Ve kısa bir süre sonra anladım ki pek bırakamayacağım. Yani beni methetmişlerdi ama gene eski Halk Partililer beni görmek istiyorlardı ve telefon ediyorlardı. İşte arkadaşların konuşmalarından anlıyordum ki bunu saymıyorlar, geçici görüyorlar. O bakımdan pek ayrıldığımı inanamadım. Genel başkan oldum. İlk defa 15 Ocak Pazar günü Altındağ İlçe Kongresi'ne gittim. Orada bir konuşma yaptım. Tabii o ilk konuşmamdı siyasetçi olarak. Kalabalıktı, o salon dolmuştu. Ve kibar davrandılar, alkışladılar. Ben alay ediyordum. İşte gülmece havasına sokmaya çalışıyordum. Ama şiddetli çatmıyordum. Özal daha sert çatıyordu. Mesela bir sefer tarım köylülere verdiği tavan fiyatının düşük olduğunu söyledim. Ona kızdı. Gözün kör olmasın. Bilmeyen insan parti başkanı olursa işte böyle konuşur dedi. Bana sorular ne diyorsun diye. Ben de Özal da açık gözlük yapmasın dedim. Ben fazla bir onun söylediğine göre gayet hafif bir şey söyledim. Böyle başka şeyler de oldu işte birbirimize takıldık. Kars'a gittik, kar vardı işte. Yürürken galiba ayağım kaydı düştüm. Beni kaldırmaya çalıştılar. Zaten o zaman fark ettim beni kaldıramıyorlar. Ve işte daha öyle omuzumu almaya başlamışlardı. Omuzdan almaya başlamışlardı bu gezilerde. Ben de yapmayın etmeyin diyordum. Böyle onları itiyordum aşağıya. Ama hiç dinlemiyorlardı. Burdur'da falan bayağı kaldırdılar havaya kaç defa. Kars'ta ilk defa fark ettim ki
ben eğer yere yatarsam beni omuzlarına alamayacaklar. Ondan sonra o taktiğe başvurdum ama bir daha kaldıramadılar. Bir sefer yaşlıca bir adam yine babamı tanıyormuş falan, otobüsün yanına geldi. İşte ben sana kurban olayım, yurunda öleyim falan dedi. Aman aman dedim, sakın ölme, bir oy bir oydur. Orada çok güldüler. Seçim gezilerinde gittiğimiz yerlerin hepsinden umutla ayrıldık. Hatta gazetecilere, şimdi kime sorsam hangi il başkanı kazanacağız diyordu. Ben de gene böyle bir cevap aldıktan sonra yanındaki gazetecilere merak ediyorum, nerede kaybedeceğiz dedim. Biraz sonra anladık ANAP'ın gene kazandığını. Ama bizim ikinci olduğumuz ortaya çıktı. O günlerde bir arkadaşım, Nimet Özdaş'tı zannediyorum. O NATO'da yapılan bir toplantıda işte bilim insanları gelip zamanın bilimsel problemlerini söylemişler. Onun kitabını bana vermişti. Orada karıştırırken bir matematikçi bir problemden bahsediyordu. Eski bir problem. Anlatılması çok kolay ama çözümü çok zor. Onu okurken, o günlerde okuyordu, elime geçmişti. Hadi bunun çözümüyle uğraşayım diye aklıma geldi. Ve ondan uğraşıyordum. Tabii zor bir problem. Yani çözümü zor, anlatılması kolay. Çözümü zor, onun için onunla eğleniyordum. Bir takım çözümler buluyordum. Onları işte uzun rakamlar, onları çarpmak, toplamak falan böyle vakit alan ve eğlendiren konulardı. O zaman başbakan yardımcılığını bıraktım. Yani önce genel başkanını bıraktım. Onun doğal sonucu da başbakan yardımcılığını bırakmaktı. İşte Kara Yalçın hem genel başkan oldu kurultayda, hem başbakan yardımcısı oldu. Ama ben milletvekiliğim devam ediyordu. Ondan sonra Hikmet Çetin genel başkan olunca hala da milletvekiliydim. O bana önerdi şey yaparken, başbakan yardımcısı olarak kendi kanadını kurarken Dışişleri Bakanlığı'nı bana önerdi. Ben de onu kabul ettim. Yani o zaman belki artık kabul etmem gerekirdi. Ama dedim madem ki öyle, pekala Dışişleri Bakanlığı'nı da yapayım. Önerdim ve işte onu yaptım Ekim'e kadar. Siyaset artık yeter diye kendi kendime karar verdim. Kurtuldum demedim ama yani artık görevimi yaptım diye bakıyordum kendime. İşte anılarımı yazmaya başladım zannediyorum o zaman. Bir müddet onu öyle geçti. Sonra Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Orada ders vermeye başladım. Bilim tarihi dersi. Bir de Özel Gürsel Enstitüsü var. Gebze'de, Mamdi'de, oraya gitmeye başladım önce sanıyorum ayrıldıktan sonra. Sonra bu enstitü, işte burası yani kuruldu. Burada yapıldı. Oraya gelmeye başladım. Babamda şeker hastalığı vardı biliyorsun, yıllarca çekmişti ve hep de kontrollü yaşardı. O yüzden dikkatli yaşardı. Tam veraset yok, tam kalıtım yok şeker hastalığında ama yine de dikkat etmek gerekir diye düşünülüyor. Onun için bende şeker hastalığı var mı diye bu işin uzmanı olan bir değerli doktor var, Temel Yılmaz. Onunla yıllarca evvel konuşmuştum. O da işte bakarız, baktıydı falan, yok demişti ama dikkat etmek gerekir demişti. Arada kan alıp kontrol yapılıyordu ve bir şey çıkmıyordu. Ama dikkat et diyordu işte. Çok tatlı şeyler yemem gibi şeyler söylüyordu. Sonra bir sefer kan aldığında başka bir şey gördüm dedi. Önce inanmadı. Bir daha başkasına kan aldırdık. Ondan sonra bizi hastaneye çağırdı, benimle işimi. Gittik orada. Başka bir doktor vardı, o işte kanser uzmanı. Bir de patolog bir hanım, o analizi yapmış olan hanım. O doktor dedi ki, işte sizin kan tahlilinizde ak yuvarlar çok düşük çıktı. Bu kadar düşük olunca ak yuvarlar mikroplara karşı korunma bağışıklığınız kalmıyor. Böyle yaşayamazsınız. Onun için kemoterapi yapmak gerekir. Peki dedim, öyle yapalım. Sonra işte eşim de bunu daha iyi yapanlar Amerika'da var.
Amerika'ya gitsek diye önerdi. Başka bir kişi de, kız kardeşim de aynı şeyi önerdi. Sonra doktora söyledik, o da öyle dedi, yani istiyorsanız gidin tabii. Orada yeni ilaçlar olabilir. 3-4 gün içinde gittik. Ve orada hemen aldılar hastaneye gidince. Bir gün kaldık orada konsoloslukta. Ertesi gün hastaneye gittik. Ve dedikleri gibi hakikaten bir odaya koydular beni. Orada bu ilaçları vermeye başladılar. Tedavi başarılı oldu. Normal hale geldi akvarlar. Yalnız tabii belli değil, bu tekrar olabilir. Öyle bir durumu var. Onun için işte bir ilaç var, onu 2-3 defa daha yaptılar. İğne bir hafta sürüyor. O rahatsız etmiyor. İğne oluyorsunuz o kadar. O süreçte işte bir sene, 1,5 sene oldu neredeyse. Nisan'dan Haziran'a. Bir sene, 2 ay. Şimdilik hayattayım. Kitap yazmaya devam ediyorum. İşte bir kitabımız çıktı. Osman Bahadır'la beraber görmüşsündür. İlk araştırmacılar diye. Sonra bibliografyalar hazırlamıştım ben eskiden. Onlar araştırma etkinliğini gösterecek şeyler. Onlara bir takım gözlemler yapıyorum, ilaveler yapıyorum. İşte ona devam ediyorum. Kimya için çıktı o kitap. Şimdi astronomi için bir şey hazırlıyorum. 1923-66 dönemi kimya araştırmaları bibliografyası ve bazı gözlemler. İstiyorum ki Cumhuriyet döneminde yapılan temel bilimlerdeki araştırmaları bir şekilde tanıtayım. Kimya olacak, astronomi olacak, fizik olacak, matematik olacak, yer bilimleri, jeoloji olacak, biyoloji olacak. 6 tane temel bilim, her biri için bir kitap olacak. Dediğim gibi araştırmaların listeleri var elimde ama bir takım gözlemler yapmak gerekiyor. Onları yapmak için uğraşıyorum. Eğer çabucak ölmezsem onları bitirmek istiyorum. Az yazdım belki. Onun dışında bana verilen görevleri yaptım hep. Yani babam bize verdiği eğitim oydu. İnsan görevini yapar ve sonuna kadar yapar. Küçükken bana yaptırdığı bir konuşmada sonuna kadar görevimi yapacağım dedirtmişti. Ben de o zaman bunu bir hitabet süsü diye algılamıştım. Halbuki doğruymuş söylediği. Ama bizim yani içimize işlemiş görevi almak ve yapmak yaptım. Hep o oldu. Okulda tabii başladık buna. Ondan sonra siyasette çağırdılar. Orada görev yaptım. İşte kendim üniversitelerde görevler yaptım. O açıdan da pişman olduğum bir şey yok. Bilimle uğraşmaktan zevk aldım. Yazmaktan da zevk aldım. Belki işin doğrusu hiçbirinde büyük bir şey yapmadım ama hepsinde az az bir şeyler yaptım. Öyle olunca tabii insan hiçbir yere sivrilmiyor. Birçok yerde iz bırakıyor ama hiçbirinde çok büyük bir şey yapmıyor. Küçükken ben kendi kendime derdim ki ben ölümden korkmaya gerek yok çünkü her insan sonsuza kadar yaşar. Nasıl? Çünkü öldüğünü fark etmez. Ancak yaşadığını bilir. Bir gün ölecek gerçi ama öldükten sonra onu anlamayacak. Dolayısıyla onun bakımından yaşam sonsuzdur. Ve bu beni tatmin etmişti. Ama yaş ilerleyince bu tatmin etmiyor çünkü evet, fark etmeyeceğim ama öldüm. Ve ben de dünyayı anlamayacağım. Ve yani o hoş bir şey değil. Düşününce insanın ter basıyor. Soğuk bir ter basıyor. Gençlikteki bu mahkeme yeterli olmuyor. Ama zamanla insan başka türlü kabul ediyor. Çünkü vücut yoruluyor. Yoruluyorsunuz, ölmek de dinlenmektir diyorsunuz. Ne yapalım yani? Dinleniriz işte. Dinlemek böyle.
Amerika'dayken bir ufak şiir yazdım. Anka Kuşu diye bir şiirdi. Güzelsin biliyorum, yerde gökte eşin yoktur, yoktur eşin. Ama benim de gençliğim var. O da bir defa gitti mi geri gelmez. Söyle bana Anka Kuşu, değer misin? Bir ömrü adamaya değer misin?